Bugün ekonomi gündeminde kriz döneminde ki Türkiye'de kriz olup olmadığı da tartışılır. İş kurmak ne kadar doğru? Bir firmanın, bir markanın bayiliğini almak, franchise olmak ne kadar doğru? Az sermayeyle iş kurulabilir mi? Bu konuları konuşacağız. Ulusal Franchise Derneği'nin başkanı Doktor Sayın Mustafa Aydın konuğumuz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Sağ olun. Hanım, çok teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle şu dönemde çok sorulan bir soru var. Bir markanın franchise'ını alıp bir bölgede işte gıda olsun, başka bir zincir olsun. Hizmet sektöründe, tekstil, otomotiv, sağlık, eğitim, her neyse. İş kursam, hani kriz fırsattır deniyor ya, bir iş kursam nasıl, bu dönemde uygun mu, yer olarak nereyi seçmeliyim gibi sorularla karşılaşıyorum. Evet. Siz de herhalde bununla çok karşılaşıyorsunuz. Bu dönem bu tür girişimler için ne kadar uygun Mustafa Bey? Tabii Fatma Hanım, öncelikle şunu arz etmek istiyorum. Aslında bir müteşebbis, bir yatırımcı hangi dönem olursa olsun temel kriterler vardır. Onların dışına çıkmaması lazım. Yani dükkanı nerede açacaksınız? Mağazanızı, fabrikanızı, ne üreteceksiniz? Ürettiğiniz ürünü kime satacaksınız? Hedef kitlenizin alım gücü nedir? Kimlerle rekabet edeceksiniz? Sadece iç veya dış piyasaya mı çalışacaksınız? Yatırdığınız parayı ne kadar zamanda geri alacaksınız? Bunun krizle veya normal ortamla hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Maalesef bu kurallar her dönem aynıdır. Her dönem geçerlidir. Maalesef ama Türkiye'de babadan oğula geçen bir anlayışla yıllar yılı bu bilimsel kriterlere, istatistik değerlere biz kıymet vermediğimiz için Türkiye'yi bir yatırım çöplüğüne dönüştürdük. Evet. Ondan sonra açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. En basitinden orta ölçekli bir iş yerini açıp kapatmak maliyeti 200-250 bin dolardan başlıyor. Dolayısıyla ama eğer kriz dönemindeyseniz bu kurallara daha çok riayet, daha çok dikkat etmeniz lazım. Tabii ki kriz döneminin her dönemde olduğu gibi pozitif yanları vardır, negatif yanları vardır. Bunu eğer bir markayla yapacaksanız kriz döneminde, arkanızda bir lojistik destek varsa, bir reklam desteği varsa, bir tanınabilirlik desteği varsa, o marka, o ürün, o hizmet bulunduğunuz bölgede tanınıyorsa, biliniyorsa, daha açar açmaz, tabelanızı asar açmaz, insanların size geleceğini biliyorsanız bu sizin için bir avantajdır. Kriz dönemlerinde bu tür yatırım, yani franchise'likle yatırım yapmak herkesin tercih ettiği bir yöntem oluyor. Neden? Çünkü müstakil yapacağınız yatırımın bir riski vardır. Orada tanınıyor olmanızın, sizin kendinizi tanıtacağınız, ürününüzün biliniyorlu olması, sonra karşı taraftaki müşterinizin size karşı itimat telkin ediyor olup olmaması. Bunlar riski paylaşıyorsunuz. Riski ciddi şekilde öne çıkaran faktörlerdir eğer bir marka altında bu çalışmayı yapmıyorsanız. Ama bir marka altında yapıyorsanız otomatik olarak bu riskleri bir yerde sıfır olmazsa bile en asgari düzeye indiriyorsunuz. Netice itibariyle kriz dönemlerinde bir markanın adı altında, bir markayla işbirliği içerisinde onun partneri olarak bir hizmeti, bir ürünü, bir servis etmek, ülkenin herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir yerinde açmak çok daha faydalıdır. Evet. Peki tabii özür dilerim, orada bir şey tamamlamak istiyorum. Siz eğer bu çalışmayı bir markayla birlikte yapıyorsanız, az önce söylemiş olduğumuz o araştırmayı, o verileri, o istatistik değerleri marka sahibi zaten yapıyor. Çünkü marka sahibi herkese de markasını kullandırmıyor. Herkese franchise yapmıyor. Çünkü bir yerde marka onun ismiyle bütünleşmiş oluyor. Siz onu alıp herhangi bir bölgeye getirdiğiniz zaman eğer o marka başarısız olursa marka sahibinin başarısızlığı olarak kamuoyuna yansıyor. Bundan onu da ödün vermeyeceği için bu araştırmayı, bu çalışmaları marka sahibi dolayısıyla yapıyor olması da bir yerde orta ölçekli, hele hele böyle kriz dönemlerinde böyle bir marka ile birlikte hareket etmek orta, gerçekten orta ölçekli müteşebbislere ciddi katkı sağlıyor efendim. Peki onlarca marka var franchise veren, sizin de derneğiniz çatısı evet, altında bulunan. Bu dönemde franchise bedelleri yükseldi mi, düştü mü? Son durum nedir? Tabii şimdi bunun kriz dönemiyle çok fazla bir iniltisi yok. Şimdi şu yine anlamda eski bedeller iniliyor. Mi isteniyor? Yani eski bedeller ama burada belki taksitlendirme de birazcık uzun daha vade yapıyorlar. Bugün artık bütün dünyada üretici firmalar, hizmet üreten firmalar, ürün üreten firmalar pazarını öldürmemek için Fatma Hanım müşterisine vereceği ürünü onun ödeyebileceği şartlarda sunmak zorundadır. Yoksa siz pazarınızı öldürmüş olursunuz. Siz ben bu ürünü vermeyeceğim diyemezsiniz. Ürününüzü vermezseniz peki o ürettiğiniz ürününüz sizin işinize yaramaz. Dolayısıyla franchise'da marka sahibi de kendi elindeki ürünü pazara sunmazsa
onu depolayıp da turşusunu kuracak hali yok. Muhakkak ki bu franchise'larına bu markayı verirken, ürünü sunarken daha uzun vadede onun ödeyebileceği şartları ön plana çıkararak pazarını canlı tutmak zorundadır. Onu hareketlendirmek zorundadır. Aksiyonel hale getirmek zorundadır. Bunu birazcık ülkemize uyarlayacak olursak, bugün bakınız alışveriş merkezlerinde hepimiz yakinen biliyoruz ki ciddi krizler var. Ciddi krizler yaşanmaktadır. En büyük nedeni de alışveriş merkezlerinin en büyük müşterileri mağazalardır. Oradaki mağazalardır. Evet. Oradaki ürünlerdir. O ürünlerin markalarıdır. Siz alışveriş merkezi içerisindeki pazarınızı, yani mağazaların kapanmasına neden oluyorsanız, onlara sağlamış olduğunuz, öngörmüş olduğunuz kiraları kriz öncesindeki şekilde aynen almaya devam ediyorsanız, onlara daha kolay imkanlar sağlamıyorsanız, ortak alanlara uygulamış olduğunuz fiyatlarda ısrarcı olursanız, o kişiler mağazalarını kapatıp giderler. Evet, peki alışveriş bu... merkezlerindeki mağazalar kapanırsa alışveriş merkezleri ne işe yarar? Siz bu konuda da uyarıda bulunmuştunuz. Evet. Basın toplantısı yapmıştınız. Yaptık. Uyarıdan sonra alışveriş merkezleri ciddi şekilde hayır efendim. Ciddi şekilde masaya oturdular. Oradaki mağazalarla birlikte ciddi şekilde indirime gittiler. Kiralarında düşüş yaptılar. Efendim özellikle ortak alanlardaki efendim talep etmiş oldukları ücretlerde bir kolaylamaya gittiler. Taksitlendirdiler. Daha ötesi, alışveriş merkezleri uyguladıkları yöntemlerle ziyaret sayısını arttırmaya doğru gittiler. Çünkü ziyaretçi gelmesi de alışveriş merkezlerinin bir anlamı kalmıyor. Netice itibariyle sizin sorduğunuz sorunun cevabı olarak marka sahibi, müşterisi olan franchise'i, yani kendi markasını ve ismini kullanacak olan müşterisine eğer imkanları sunarken, eğer ona getireceği şartlarda bir kolaylık ve elastikiyet getirmezse kendi kendini öldürür. Pazarını öldürür. Dolayısıyla tabii ki burada da ciddi bir indirime gidiyorlar. Ciddi bir taksitlendirmeye gidiyorlar. Ve kolaylık sağlıyorlar tabii ki efendim. Peki franchise sayısını arttırma konusunda özellikle hangi sektör ki hizmet sektörünün içinde yüzlerce sektör var? Hangi sektörler öne çıkıyor? Fatma Hanım tabii Türkiye'de malumunuz insanların özellikle kriz döneminde hem mühim tercihini yapıyorlar. Evet. Olmazsa olmaza daha çok önem veriyorlar. Şimdi ben hep şunu örnek veriyorum. İnsanların fedakarlık yapamayacağı alanlar vardır. Üzerinizdeki elbise görevini görüyorsa kriz döneminde siz ikinci bir elbise almazsınız. Ayağındaki ayakkabınız eğer su almıyorsa boyatıp giyebiliyorsanız onu ikinci bir ayakkabı almazsınız. Gıda sektöründe de aynı şekildedir. Ne bileyim siz evde yemeğinizi yiyebiliyorsanız hadi gidip bugün bir lüks lokantada yemek yiyelim demezsiniz. Dolayısıyla ama eğitimden tasarruf yapmazsınız. Sağlıktan tasarruf yapmazsınız. Yani insanlar kriz dönemlerinde hangi alanlarda fedakarlık yapmayacaksalar, hangi alanlar onlar için olmazsa olmaz ise franchise sisteminde de markaya yatırım yaparken de özellikle kriz döneminde bu alanlara gitmek lazım. Tabii ki bunun gıda bir bölümünde bulunmaktadır, tekstil bir bölümünde bulunmaktadır, eğitim bulunmaktadır ve bir takım hizmet sektörleri bunun bir bölümünde bulunmaktadır. Bir de çocuklara yönelik bütün işler herhalde. Şimdi tabii özellikle bütün dünyada olduğu gibi, ama özellikle tabii Türkiye'de Türk aile yapısı içerisinde çocukların çok önemli ve çok özel bir yerleri var. Eğitim. Dolayısıyla bu çocuklara hitap eden efendim gerek giyimi olsun, gerek eğitimi, gerek sağlığı olsun ve gerek diğer onların sosyal hayatlarını, sosyal iklimi onlara oluşturan alanlar her zaman revaçta olmuştur. Kriz döneminde de bunlar hayatiyetini devam ettiriyor. Ama bunu söylerken hiçbir alan kriz döneminde dahi olsa kendini öldürmüyor. Hayatiyetini devam ettiriyor. Ama şu bir gerçek, kriz dönemlerinde daha kaliteli olan, daha kurumsallaşmış olan yürümeye devam edebiliyor. Dolayısıyla küçük bir fırtınada, anaforda, rüzgarda yok olacak müesseseler yarınlara varamıyor. Onun için burada kurumsallaşmayı ve özellikle kuliste de size arz ettiğim gibi markalaşma kavramını biz Türkiye'de her alana yerleştirmek zorundayız. Eğer marka değilseniz, yaratmış olduğunuz ürün, kurmuş olduğunuz müesseseyi kurumsallaştıramamışsanız, o markayı önce ulusal sınırlar içerisinde, daha sonra ulusal sınırlarda var edemiyorsanız, markanız da yoksanız, o müesseseniz inanınız ki küçük bir fırtınada yok olacaktır. Çünkü globalleşen ve küreselleşen dünyada ortak aklın hakim kıldığı, ortak ürüne dönüştüğü bir dünya içerisinde rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Dünyanın bu acımasız rekabetinde muhakkak ki bir araya gelme zorunluluğu vardır. Zaten bütün ekonomistler şu anda bunu öneriyorlar. Evet. Yani küçük firmaların bir araya gelerek küçük birleşmeleri ve daha güçlü ve daha bir birlikteliği ortaya koyarak bu küresel rekabet içerisinde var olmaya mücadele etmeleri gerekiyor. Netice itibariyle
öncelikle markalaşmak zorunda olduklarını, öncelikle kurumsallaşmak zorunda olduklarını ve asla kaliteden taviz vermemeleri gerektiği konusunda kriz döneminin en büyük ilacı olarak önümüze çıkıyor bugün efendim. Evet, zaten son hazırlanan ekonomi paketinde de KOBİ'lerin birleşmeleri evet. halinde vergi istisnası getirilmesi düşünülüyor. Bir ya da iki yıl. Bu da ortak tabii çalışmayı gerektiren fırsat, bir şey. Fırsat bulmuşken Fatma Hanım, her programda bunu söylüyoruz. Bunu yine tekrarlayalım ki ben burada gerçekten ilgili bakanlıklarımıza, gerek Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve devletimizin diğer yetkili organları bu konuya hassasiyet gösteriyorlar. Daha çok hassasiyet göstermeleri için bir kez daha tekrarlayalım. Biz işçi çıkararak, biz mağaza kapatarak, biz paramızı belirli yerde işletmeyerek veya bankaların kredisini keserek bu ülkenin ekonomisini ancak batırabiliriz. Dolayısıyla burada hep birlikte hükümetimiz de, yatırımcı da, sanayici de, finans kuruluşları da ekonomiyi canlı tutabilmek için fedakarlık yapmak zorundadırlar. Burada da hükümetin üzerine düşen en büyük görev, özellikle KDV oranlarında, özellikle SSK'larda, sağlık sosyal sigorta kurumlarında yatırımcıya destek olmaları. En azından bu kriz döneminde onlara rahatlatıcı bir takım önlem paketlerini sunmaları ki bu iş yerlerini kapatırsa bu kadar işi dışarıya çıkar bu kadar insanlar. İnsanlar işi dışarıya çıkarsalar piyasa hareketlenmez. Piyasa hareketlenmeyince insanlar ölürler. Finans kuruluşları kredi vermezler. Dolayısıyla finans kuruluşları da burada daha sağduyulu yaklaşmalı. Devletimizin yetkili organları yatırımcıya özellikle alacakları konusunda vergilendirme sisteminde bir takım elastiki, efendime söyleyeyim, önlem paketi niteliğinde bir takım çalışmalar yapmalılar. Ve tabii ki buradaki iş adamlarımız da, müteşebbisler de, yatırımcılar da aman hemen şimdi kriz geldi, hadi işçileri dışarı çıkaralım dememeliler. Evet, hep birlikte el ele. Üzerine düşen sorumluluk var ki 3-4 aydır bunları söylüyoruz. Evet. Özellikle yurt dışına baktığımızda alınan önlemler kemer sıkma değil, tam tersine kesinlikle kamu harcamalarını arttırıcı yöntemlerle bu krizle mücadele etmeyi seçiyorlar. Bizde de dediğiniz gibi özellikle vergi indirimleriyle özellikle işçi çıkaran, bu çıkarması muhtemel ülkenin sektörlere felaketi olur. Yani görüyoruz kocaman şirketler. Şimdi onu düşünüyorum Fatma Hanım. Eğitim sektörü, biliyorsunuz biz eğitim sektörüyle de ilgileniyoruz. Resmin tamamını gösteriyor size. Yani siz televizyonda resmin tamamını göremeyebilirsiniz. Veya bir mağazada göremeyebilirsiniz. Nasıl görüyorsunuz eğitimi? Niye? Çünkü eğitimde hedef kitleniz olan öğrenciniz, herkesinden öğrenci var. İşçi çocuğu var. Kaymakam çocuğu var, ayakkabıcının çocuğu var, televizyonun çocuğu. Yani bütün tabloyu orada görebiliyorsunuz. Evet, nedir ve resim sizin? Resim şu, eğer veli işten çıkmışsa, eğer velinin girdilerinde azalma olmuşsa o öğrenci aidatını ödeyemiyor size. Netice itibariyle bu kriz döneminde ciddi şekilde bu aidatlarda düşüş olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı ne? Çocuk diyor ki babam işten çıktı diyor. Veya babamın diyor 4 aydır maaş alamıyor diyor. Evet, eğitimini mi yarım bıraksın değil mi? Gibi. Artı daha o baba mağazaya da gidemiyor. Alışveriş de yapamıyor. Yani buna da çok dikkatli ve temkinli hareket etmek lazım. Evet, tabii ki biz yani buna felaket tellallığı hep karşı çıktı. Bunun yapılmaması lazım. Ama bunun anlamı da tedbir almamak anlamına da gelmez tabii ki. Onun için burada el birliğiyle akademik eğitim kurumlarımız, devletin yetkili organları, sanayi kuruluşları, meslek odaları, finans kuruluşları ve tabii ki öncelikle de sizin gibi basın kuruluşları el birliği içerisinde bu krizi en az zararlı atlatmanın yoluna bakmamız lazım evet, tabii ki. Girişimcilikten başladık, buradan krizin etkilerinden çıktık. Peki son olarak girişimci olmak isteyenlere öneriniz nedir? Hani başta anlattınız biraz. Bu dönemle bu ilgili değil dediniz. Her dönem belli kriterler var. O kriterleri karşıladıktan sonra kriz varmış yokmuş çok önemli değil. Ama bu dönemde tabii ki az önce söylemiş olduğum konu yine belki tekrar olacak ama bilimsel verilere, istatistik değerlere ki bizim ülkemizin en büyük zafiyeti bu Fatma Hanım. Bu değerlere bağlı kalmadan, bunları önünüze kriter olarak görmeden biraz yapacağınız her zaten şey batmaya mahkumdur. Artık 21. yüzyılda küresel dünyada her şey bilimsel verilere dayanıyor. Özellikle de kriz döneminde ise hedef kitlenizin ihtiyaçlarını çok iyi tespit etmeniz lazım. Üreteceğiniz ürünü kime satacağınızı, o hedef kitlenizin alım gücünü, kimlerle rekabet edeceğinizi, ürettiğiniz ürünü ne kadar sürede geri döndürebileceğinizi ve işletmenizi hiçbir şeyi satmadan ne kadar süreyle yürütebileceğinizi, yani işletme sermayesi ifade etmiş olduğumuz çalışmaları çok sağlıklı yapıp muhakkak ki bir kenarda
kriz yatırımınızın, kriz birikiminizin olması gerektiğini asla ve asla unutmamalarını kendilerine salık veriyorum. Çünkü eskilerimiz hep bizim bu stokçuluğu biraz vardır. Yani nasıl bir müesseseniz olursa olsun o müessesenin büyüklüğüne göre bir yatırımınızın, bir öz kenarda bir dedim. Öz kaynağınızın olması lazım. Çünkü benim rahmetli babam ne dedi biliyor musun? Bankadaki para sizin değildir dedi biliyor musunuz? Yani gün gelir o bankadaki paranızı bile alamazsınız derdi. Yani onun için burada birçok finans kuruluşu arkadaşlarım da bunu söylüyorlar. Birçok yatırımcı arkadaşımız fütursuzca bu hesabı yapmadan, yani kara gün dostluğunu bir kenara bırakmadan olabildiğince yatırıma yönelildiği zaman karşımıza böyle hepimizi üzen hadiseler de çıkıyor. Onun için burada özellikle yatırımcı arkadaşlarımıza kara gün dostluğunu her zaman bir kenarda tutmalarını kendilerine salık veriyorum, evet. Öneriyorum efendim. Peki son olarak franchise alanlarda artış mı var, azalma bu dönemde çok fazla. Bu dönemde fazla çok fazla ki yani özellikle son 6 ay içerisinde UFRA'da yapılan müracaatlar diyebilirim ki %70 arttı. Özellikle fuardan sonra da ama onun da bir etkisi oldu muhakkak ki franchise fuarından sonra. Ama tabii kriz burada çok önemli. Kriz ortamı insanların daha emniyetli, daha güvenilirli, daha destekli bir yatırım yapmasını zorunlu kıldığı için franchise sistemi de bu anlamda ciddi bir güven telkin ettiği için tabii ki insanlar bilinen, tanınan, efendim kalitesi ispat edilmiş olan bir hizmeti, bir ürünü alarak onu Türkiye'nin belirli bir bölgesinde veya uluslararası bir alanda hedef kitlesiyle buluşturmayı tercih ediyorlar, evet. Tabii efendim. Tabii sizin de söylediğiniz gibi markalaşma önemli bu noktada. Bu çok önemli. Yerli markamız burada bir cümle söyleyelim Fatma Hanım. Çok doğru, belki süremiz daraldı ama ona girdik hemen çıktık oradan sonra. Buradan Türk müteşebbisine şunu önerelim, şu çağrıyı yapalım. Türkiye'de bugün birçok insan marka olduğu halde marka olduğunu bilmiyor. Markalaşamazsanız o ürünün, o hizmetin sadece hamallığını yapıyorsunuz demektir. Muhakkak ki markalaşın. Markalaşmada nasıl bir süreç izlendiğini yetkili kurumlar var. Onlardan lütfen öğrensinler ve markalasınlar. Markalı değilseniz siz o sektörün hamallığını yapıyorsunuz ve sizin yarınınız yok demektir efendim. Evet. Biz de gelişigüzel büyüyoruz istatistiki verilere bakmadan, evet, dediğiniz gibi birçok firmada marka olduğunu farkında değil. Değil, evet. Çok teşekkür ben ederim çok teşekkür verdiğiniz ediyorum. Bilgiler sağ için, katıldığınız sağ için sağ olun. Evet, ekonomi gündeminde bugün krizde girişimciliği konuştuk. Ulusal Franchise Derneği'nin başkanı Doktor Sayın Mustafa Aydın konuğumuzdu. Yeni bir ekonomi gündeminde tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.